AKP dönemi olmak üzere, diğeri burjuva muhalefet olmak üzere belediye yönetimleri yaşandı. Şurası açık ki geleneği güçlü olan bir partiyiz Pertek'te. 50 yılı aşkındır burada demokrasi, barış, sosyalizm mücadelesini yükseltmeye çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde pratik olarak belediye yönetimini de aldık. 10 yıl boyunca belediyecilik yaptık. Olumlu yaptığımız şeyler yanında eksik kaldığımız yanlar da var. Bunlardan ders çıkararak hareket ediyoruz. Şunu iyi biliyoruz ki eksikliklerimizi gördükçe ama olumlu olan yanlarımızı da daha da büyüttükçe gelişeceğiz ve bunu büyüteceğimize söz veriyoruz. Ama dediğim gibi 10 yıl boyunca burada halktan kopuk, halkın ihtiyaçlarını gözetmeyen iki yönetimle karşı karşıya kaldık. O yüzden bu sefer ittifaklarımızın da sözü olan halkın yönetime katılacağı bir yönetim kurmak açısından geçmişten aldığımız birikimlerle, deneyimlerle ve eksikliklerimizi görerek ileride halk meclisleriyle birlikte halkın en üst organ olarak karar verdiği bir yönetim kurmaya çalışacağız. AKP-MHP hükümeti bu ülkeye kan kusturuyor. Faşizmle yönetiyor. Kürt sorununu çözmüyor. Alevi meselesini çözmüyor. Kendi Alevisini yaratmaya çalışıyor. Kendi Kürdünü yaratmaya çalışıyor. Bizler de ne diyoruz? 31 Mart'ta gireceğimiz bu seçim aslında sadece bir yerel yönetim, sadece bir belediye başkanlığı ya da sadece bir belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi seçmek değildir. Bu seçim bundan önceki tüm seçimleri aşan bir rejim seçimidir. Ya biz bu seçimde gerçekten demokrasiyi seçeceğiz, insan hakları diyeceğiz, Kürt sorununun çözümünden yana tavır alacağız, Alevilerin özgür eşit yurttaşlık hakkını savunacağız ya da uzun yıllar faşizme teslim olacak bu ülke. Bu topraklar, Pertek, Dersim, halkın kendini ifade ettiği demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü sorunlarımıza çözüm bulmayı hedef koyan yeni bir yerel yönetim modeli açığa çıkarmak için bu bir fırsattır. Birçok sorunumuz var. Bu sorunları hep birlikte burada çözebiliriz. Yerel demokrasi inşa edersek, yerel demokrasi merkezi hükümeti etkileyecek, her yeri etkileyecek bir model olacaktır. Pertek, emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin önemli ilçelerinden biri, önemli merkezlerinden biri. Bu anlamda genel toplumsal mücadelenin bir parçası olarak yerel yönetimler ve emek, demokrasi ve özgürlük güçlerinin önemli bir deneyim birikiminin de olduğu bir kent. Dolayısıyla bu önemli birikimlerimize, deneyimlerimize ve azalımlarımıza yaslanarak eksiklerimizi, hatalarımızı görerek Pertek'te yeniden demokratik, halkçı, yerel yönetimleri daha güçlü bir biçimde, daha ileri bir içinde inşa etme görev ve sorumluluğuna karşı karşıyayız. Depremle ilgili Dersim merkezde de kurumlarımızla yaptık. Bir çağrı yaptık. Çalıştay ve diğer çalışmalarla birlikte yaptık. Doğalgazı söyledik zaten. 18. maddeyi iptal ettik. İttifak güçlerimizle birlikte dostlar. Mesela yakın zamanda arsa satışı da vardı. Onu da iptal ettik. Şimdi bu niye önemli? Bazıları soruyor ya, geldiğinizde ne yapacaksınız? Ya biz daha iktidar değilken bile
muhalefetken bile bunu yapabildik. Yani 18'i iptal edebildik. Yine köprü talebini herkesten daha fazla artıracağız. Halka ucuz konut yaratacağız. İstihdam alanları, kadın kooperatifimiz var. Onlarla zaten iyi bir çalışmamız var seçim döneminde. Feribot, iki feribota da standlarımızı açacağız. Onların ürünlerini de pazarlayacağız. Güneş enerjisi, en önemlisi de şu, burada bilinmesini istiyoruz. İttifak güçlerimizle bir mekanizma oluşturduk. İşçi alımında halka gideceğiz. Konu komşuya gideceğiz. Ve gerçek anlamda yoksulu gözeteceğiz. Bu çok önemli. Gezdiğimiz binlerce evde bunun sözünü verdik. Burada da sizlerle birlikte bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Ben yine olmadım ya, ben bir şey bilmiyorum.